Ya sen ne yapıyorsun Cevriye abla? Ben sana burayı mı süpür dedim ya? Hadi nereyi süpür dedin? Ahırların orayı süpür dedim. Burayı kızlar süpürdü zaten sabahleyin. Çok güzel süpürmüşler. Her yer pırıl pırıl olmuş. Kızım her yer toz toprak içinde, görmüyor musun sen ya? Ahırların ora daha acil. Burayı bırak git orayla ilgilen. Fadikciğim, pis diyorum. Ya senin kafan niye almıyor şuncacık şeyi ya? Aha, Şermin değil mi o? He. Şermin Hanım! Şermin Hanım! Ne oldu, buldun mu kızını? Sana ne? Aa, ya niye kızıyorsun? Biz merak ettiğimizden sorduk değil mi Fadik? He vallahi biz merak ediyoruz Şermin Hanım, ondan sorduk. He. Allah'ım sen sabır ver bana. Hazır duaya başlamışken akıl fikir de dileyin Şermin Hanım. Hadsiz. Kız. Züleyha! 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 O çoluğun adamları geldi. Züleyha! Ne oldu? Züleyha yardım et, ne olur yardım et. Çolak peşimde öldürecek beni. Gir benim odaya gir. Kapıyı kilitle. Bana bak Şermin! Çık dışarı! Yerin dibine de girsem bulurum seni, çık dışarı! Şermin! Ver o kadını bana! Bana bak, benim seninle bir derdim yok. Ver Şermin'i gideyim. Benim çiftliğimden hiç kimseyi zorla çıkaramaz. Bak son kez söylüyorum, ver Şermin'i gideyim. Benim çiftliğimden kimseyi zorla çıkaramazsın. Düşmanım dahi olsa. Son sözüm bu mu? Bu. O zaman... Ya çekilirsin... Ya ölürsün. Vur çolak. Çek tetiği. Bana bak Züleyha Hanım. Sen haddini, hududunu fazla aşmaya başladın. Haddini bil yoksa! Ne yoksa? Yoksa ne? Adamlarını al, defol git buradan. Bu çiftliği size mezar ederim. Peki. Öyle olsun Züleyha Hanım. Ama ben de bunu... Ne sen de bunu? Ne sen de bunu? Yanıma mı bırakmayacaksın? Defol git çolak. Çiftliğimden defol git! Hanım ama silah çekiyor, bırak beni. Ya dayı dur Allah aşkına, ne oluyor bu kadar adam var burada? Tamam dayı, sakin ol, tamam. Adam dayı, bırak beni ya. Tamam, bırakacağım mı? Bırak. Züleyha. Züleyha. Gitti. Ay, Allah'ım çok şükür. Züleyha mı? Betül yok ortada. Kızım yok ortada. Nerede bilmiyorum. Ölüm mü sağ mı hiç bilmiyorum. Buluruz, buluruz. Merak etme, buluruz. Ben Betül olmadan yaşayamam. Hiç kimsem yok benim. Hiçbir şeyim yok. Tamam Şermin, sen kendine mukayyet ol, buluruz. Ay ya Züleyha, Züleyha. Ah Züleyha. Tamam, tamam. Alo. Boncuk sen misin? Abim versene. Yok mu?
çok mühim bir şey söylemem lazım lan. Sana ne söyleyeceğim lan? Sen kimsin? Kimsin sen? Allah Allah. Bir saate. Tamam, tamam arayacağım ben. Oo Züleyha Hanım, gelir miydiniz siz? Niye şaşırdınız Hakan Bey? Burası bizim iş yerimiz değil mi? Ne bileyim. Vekilinize devretmiştiniz ya işleri. Ne oldu, ayrıldı mı yoksa vekiliniz? Hastanede mi hala? Hastanede. İyi ama daha iyi. İyi, güzel. Sayende. Kahve içelim. Sabiha Hanım. Buyurun efendim. Bize iki kahve getirebilir misiniz? Tabii ki ama. Sabiha Hanım, İzmir'e uçağım var da merkezi bir yerden bana otel ayarlayabilir misiniz? Tabii Hakan Bey. Kaç gün kalacaksınız? Bir gece, bir gece. Tamam. Ne yapacaksın İzmir'de? Ya bu benim lojistik şirketi var ya. Müdürü ayrıldı işte. Başka bir firma ona ciddi bir meblağ teklif etmişti. En azından bana söyleseydi hallederdik. Neyse. Bir iki kişi var, onlarla görüşmeye gideceğim ben de. Onun için gidiyorsun. Otelde niye kalıyorsun? Evin var ya. İzmir'de benim evim yok Züleyha artık. Var. Ben götürdüm hatta seni. Hülya ile tanıştık. Evet. Hülya'mı kaybettiğimden beri gitmiyorum işte ben de. Evet, zor bir gündü. Benim için de zor bir gündü. Sevdiğim ilk kadına kendime ifade edememek. Neyse, unutalım. Geçti gitti. Gel sen de benle. Buyurun. Teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mı? Çok sağ olun Sabiha. Değişiklik olurdu aslında sırada. Yok, gelemem. Zaten Lütfiye abla Fikret'in başında. Üç çocuğu Fadi'ye emanet edemem. Bir de Fikret var hastanede. Yavaş. Dur biraz daha içeceğim. Peki. Teşekkür ederim Hüseyin. Afiyet, şifa olsun. Yavrum. Canım bir şey istiyor mu? Muhallebi, su böreği veya benim böreklerimden yapıp getireyim sana. Yok istemiyorum. Ama doktor istediğini yiyebilir dedi. Tamam yerim ama şimdi istemiyor canım. Sonra yiyeceğim. İyi peki. Lütfen. Züleyha nerede? Şirkete gitti. Ha gitti mi? Evet. İyi bari. Tabii o herif çekti gitti. Rahat rahat gider artık şirkete. Lütfiye'm. Artık her şey çok başka olacak. Züleyha, ben, çocuklarımız, sen. Tam bir aile olacağız. Şimdi bunları düşünme. Değil mi? Sen bir an önce kalk ayırırsıyla ayağa. Düşüneceğim. Düşünmek iyi geliyor. Abi. Çetin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah. İyisin. İyiyim. Bomba gibiyim. Lütfiye Hanım çok iyi bakıyor bana. Ama artık yeter tabii. Çetin geldi. Belediye başkanımızın da daha önemli işleri var. Benim başımda beklemesine lüzum yok. Ben sana kaç kere söyleyeceğim. Benim bu dünyada senden daha önemli hiçbir şey yok benim için. Lütfiye teyzeciğim. Ben geldim, nöbeti ben devralıyorum. Abimin başındayım. Haydi sen işlerinin başına. Ama Belediye Başkanı Lütfiye Duman. Çukurovalı sizden hizmet bekliyor. Hadi artık lütfen. Bu Lütfiye Duman'ın da aklı burada kalıyor ama ya. Aşk olsun ama Lütfiye teyze şimdi yani. Ben abime bakamaz mıyım? Bakarsın. Aman iyi. Sizinle başa çıkamam ben. Ay. Hadi gel. Öpücük ver. Gel. Öpsün anne. Oo. Ay benim kuzum. Hadi bakalım. Oh. Bir an önce iyileş de kalk ayağa. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hadi güle güle teyze. Bak bir şey istersen ara beni, tamam mı? Tamam arayacağım. Merak etme, buradayım ben. Su içtin mi, vereyim mi su? İçtim. Kaç bardak? Hadi otur şuraya.
Başkanım, Fikret Bey nasıl oldu? Toparladı mı biraz? İyi, iyi maşallah. Daha da iyi olacak. Verilmiş sadakanız varmış başkanım. Yani o arabanın içinden sağ çıkması büyük mucize diyorlar. Sorma Cafer. İşte Allah büyük. Fikret'imi bana bağışladı. Şimdi bu arazileri kanunsuz bir şekilde işgal eden işletmeler vardı. Onlar hakkında bir dosya hazırlayın demiştim. Hazırladınız mı? Hazırladık başkanım. Buyurun. Abi. Ha. Günde kaç tane içmene müsaade etti doktor? 4 saatte 1 işte. Kesiyor ama değil mi? Kesiyor, kesiyor. İyisin yani? İyiyim. Abi, bir şey diyeceğim ama sakin ol, tamam? Çolak Betül'ün ağzını kolunu bağlamış, bodruma kapatmış. Seni evde esir tutuyor işte. Bana ne? Abi ne demek bana ne? Sen Betül'ü seviyorsun ya, ondan söyledim sana. Seviyor. Dum. Dum oğlum. Dum. Duma, duma, dum. Leblebi fır. Geçti. Bitti. Çünkü Betül bana ihanet etti. İhanet mi etti? Nasıl ya? Başka biriyle mi? O da zor. Başka biriyle olsa da zor. Ama öyle olsa gönül bu. Başkasını sevmiş dersin. Ama o beni ölüm döşeğinde bıraktı gitti. Ben ölürsem Ayaz'da kalacağından korktu. Gitti. O bana bunu yaptı ya. Onu da, aşkını da maziye gömdüm. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, ben Hakan Bey'le görüşmek istemiştim de. Kimsiniz siz? Çavuş görüşmek istiyor derseniz. Tamam da... Hakan Bey beni iyi tanır. Siz söyleyin yeter. Yalnız Hakan Bey şirkette değil şu anda. Yalnız ablacığım, mevzu çok mühim. Benim Hakan Bey'le görüşmem şart. Hakan Bey yok diyorum kardeşim. İzmir'e gitti. İzmir'e mi? Evet. Sabiha Hanım. Çavuş diye biriymiş. Buyurun. Lakabım Çavuş hanım ağam. Asıl adım Basri. Hakan Bey'e çok mühim bir şey söylemem lazım. Hakan Bey yok. İzmir'de bana söyleyin. Sizi rahatsız ediyorum ama Hakan Bey Çolak Ağa'nın etrafında kuş uçsa benim haberim olacak demişti. Ben de malumat vermeye geldim. Şu Betül Arcan var ya. Evet. Nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum hanımam. Nerede? Evde. Yani Çolak Ağa'nın konağında. Çolak elini ağzını bağladı. Konağın mahzenini attı. Orada da esir tutuyor. Esir mi tutuyor? Esir tutuyor. Şu kadarcık da merhamet etmiyor hanımam. Hanımam şimdi yukarıda Allah var. Betül denen kadın hayırlı biri değil. Ama insan üzülüyor yine de. Annesi de öldü sanıyor. En fenası da o. Lan ne oluyor ya? Üstüme çıkacaksın. Seni mi çağırdı? Araba geldi. Senin görevin mi ya? Karım çağırması şart mı ya? Allah. Sesini duysam koşar gelirim ha. Ne oluyor gene? Hanım ağam koşuyor, geliyor, üstüme çıkacak. Ya ne oluyor, ben açarım kapıyı.
Kapıyı açamadık zaten. Tamam bırak kapıyı şimdi boş ver. Beni iyi dinleyin. Dinliyorum benim hanımım. Nerede benim kızım? Ay ona bir şey olursa yaşayamam ben ölürüm. Ya üzülme Şermin Hanım bir şey olmamıştır. Üzülme Şermin Hanım hanımım bir şekilde halleder. İnşallah. Ay toprağın altına mı gömdüler kanalın dibine mi attılar bilmiyoruz ki. Oh, oh Betül. Şermin. Ay Züleyha. Şermin Betül yaşıyormuş hayatta merak etme. Ay, ay yaşıyor mu? Sahiden mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Nereden duydun? Ha? Gördün mü yoksa? Ay ne yapmış? İstanbul'a mı kaçmış? Yoksa o Abdülkadir denen herifle mi gitmiş? Ne yapmış? Yok yok. Çolağın evinde. Mahzende kilitliymiş. Mahzene mi kilitlemiş? Şuradan tutacaksın. Ay biraz şöyle. Şöyle. Gafur ağa. Ne? Heh. Hanım ağam niye toplaşsınlar dedi bizim için. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Pişpirik oynayacağız Sülo. Ne yapacağız? İki grup oluruz. Dörtlü dörtlü. Tamam. Hile de yapan olmaz. Mavzer var elimizde. Aynen Gafur ağam. Biz pişpirik oynarız. Var ya Sülo sen de ananın karnına 9 ay nasıl durdun ben anlamıyorum ha. Karım şimdi benim hanımam gelecek her şeyi diyecek bize ya. Sülo da onu diyor. Ben ne dedim? Tamam çocuk da onu diyor işte püsküllü kafa. Dinlemiyorsun ki. Allah Allah ben de aynı şeyi diyorum işte yani benim hanımam gelecek her şeyi bize diyecek sabır. Sen ne söyleyeceğini biliyor musun kardeşim? Ya biliyorum da kardeşim. Dikkat! Hazır mı herkes? Tabii tabii herkes burada. Selamet, Raşit, Silo, İbo dayı geliyor, Mahmut dayı burada. Ben de geleceğim avuram. Dayı sen nereye geliyorsun? Gelsin tabii gelsin. Gafur tanıyorum herkesi. Niye sayıyorsun tek tek? Sen gelmiyor musun? Geliyorum ben de geliyorum. Nerede mavzerin? Hanım ağam benim mavzerim. Bu benim. Ya senin de ben. Benim bu. Vallahi Gafur bence sen git mutfakta otur yemek ye. Tamam mı? Biz gider her şeyi hallederiz gelirik. Arada da patates falan soyarsın. Adnan dayı benim mavzeri aldığı için şimdi bende mavzer yok. Tamam da. Bana verdiler. Ben gideceğim. Benim bu. Hadi Gafur. Hadi, hadi, hadi. Vermem var. Git. Şimdi benim hanım ağam bu hani biz Çolak ağanın orayı basacağız dedik ya. Ödü kopuyor. İyi tamam hadi. Acıktın mı Betül Hanım? Su. Susamışsındır da. Susadım. Ulan amma içtim be. Tamam hadi. Ne olur yalvarırım biraz daha verin. Çok susadım yalvarırım. İçir içir. Çolak ağa aç susuz bırakmayın dedi. Şimdi bunu da beğenmez. Sosyetiktir. Burgul pilav yiyecek mi? Yalnız yedirmeyle uğraşamam ben. Ya kaşık kaşık daya ağzına. Ellerimi çözün en azından. Kaçacak değilim ya. Çözeyim mi? Yesin gene bağlarız. Söyle. Söyle. Hikmet, Fikret indirin silahlarınızı. Çolak ağa! Dışarı! Dayı niye bağırıyorsun? Biz niye geldik buraya? Bağırarak mı kurtaracağız? Betül kurtarmaya geldik. Hanım ağa geliyor, sus. Betül! Betül! Ne oluyor lan? Züleyha! Züleyha! Züleyha yavrum kurtar! Kalkın girelim. Hadi. Koş 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 koş. Sakın. İndir silahını Musa. İndir! İndir! Musa! Musa! Indir. Vallahi patlatırım ha! Söyle onlara da. Bırakın silahlarınızı, indirin. Çok kalabalığız biz. İndirin silahları. Söyle. İndirin silahlarınızı. Geç, toplayın silahları. Yürü yürü İbo dayı. İbo dayı, toplayın. Sülo, silahları al.
Nerede ağam? Bilmiyorum. Evde değil. Ağam nerede dedim? Yemin ederim bilmiyorum. Raşit, Süleyman siz evi arayın. Selamet sen benimle gel. Başlayalım. Tamam benim annem. İbo dayı, gözün üstünde olsun ha. Sıla yürü. Sakin ol. Tamam. Süleyya. Süleyya ne olur yardım et bana. Bağlayacaklarım. Süleyya yardım et bana ne olursun. Tamam tamam. Geldik. Hadi. Sen olmasan burada çürüyüp gidecektim. Tamam hadi çıkıyoruz buradan. Hadi. Hadi. Ana selamını söyle. Hadi yavrum. Tamam. Sakın. Ya dayı ne yapıyorsun? Kafamı patlatacaksın ya. Sen geri geri geliyorsun. Ne yapayım? Çıkıyoruz artık. İşimiz bitti. Önüne bak. Boş boşuna geldin sen. Beni de öldüreceksin. Çık. Bırak da birini şuradan düşürürüm ya. Ya dayı bırak Allah aşkına. Vallahi düşüreceğim şu ya adam. Ya kimseyi düşürme. Adamı düşürürüm. Bırak bana ya. Allah aşkına dayı gidiyoruz ya. Başımın belası. Bırak düşürme. Ya git ya. Gelme dedim ben sana. Ay Allah. Allah'ım sen kızım. Şu vicdansızın elinden kurtar ya Rabbim ne olursun. Merak etme Şermin Hanım. Hanım ağam getireceğim dediyse getirir bak. Az evvel de dedim sana. İnşallah hadi inşallah. Ah bak geldiler bile. Geldiler haydi gel. Ay. Şermin Hanım. Ah. Kurtardık Fertül'ü. Ay Betül Hanım. Ay Betül ay, ay. Ay yavrum benim. Ay. Ay güzelim benim. Çok korktum ben sana bir şey olacak diye. İyiyim. İyiyim merak etme. Ay çok şükür çok şükür yavrum. Züleyha sayesinde iyiyim. O olmasaydı kimse kurtaramazdı beni. Ay. Züleyha'cığım, Züleyha'cığım. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne isteyeyim ben senden daha? İyi şükür kavuştunuz işte. Allah senden razı olsun Züleyha. Hadi gel kızım oturalım biraz gel. Oturtma oturtma. Ayakları uyuşmuş biraz hareket etsin. Tamam. İyi gel hadi yürüyelim. Gel bir eve gidelim. Sen temizlen bir paklan ha. Hadi annem gel. Sağ ol Züleyha sağ ol. Hanım ağam, öyle büyük bir sevap işledin ki sen gittiğinden beri adını sayıklıyor Betül. Vallahi benim hanım ağam yani büyük insansınız. Yani Şermin'le kızı o kadar kötülük etti. Yani siz yine anayla kızı buluşturdunuz. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Ben üzerime düşeni yaptım. Yani kim olsa aynı şeyi yapardı zaten. Beraber yaptık. Olur mu öyle şey hanım ağam? Bu insanlar size her türlü kötülüğü ettiler. Çukurovamıza karanlık gibi çöktü bu insanlar ama siz ne yaptınız? Aydınlığınızla bu insanları def ettiniz. Allah sizden razı olsun. Razı olsun. Bravo. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Sizleri de, sizleri de. Nasıl yani Gafur? Hanım ağa elinde mazerle Çolak Ağa'nın evini mi bastı? Bastı tabii Tahir abi. Bastı. Şimdi Çukurova'nın o uyuz ağaları yok mu? Oturdukları konaktan emirler veren, kafasını kapı dışarı çıkartmayan ağalar yok mu? İşte onlardan değil Züleyha Yaman. Sözde değil, özde hanım ağa. Çağırdı beni. Gafur dedi hazırlan. Adeta bir komutan gibi mavzerini aldı eline, fişeklerini kuşandı, sağ kolu Gaffur'u da aldı. Biz Çolak Ağa'nın konağına doğru yola çıktık.
Ne diyorsun ya? Tabii. Konağa bir gittik. Olamaz böyle bir şey kardeşim. Yahu sen orada ne yapıyorsun? Bu kadar adamı nasıl besliyorsun ya? Böyle izbandut gibi adamlar. Ben deyim 60, siz deyin 70, 100 tane adam ya. Yok ya. Tabii canım, nasıl kalabalık böyle? Ordu kurmuş ya. Ordu kurmuş orada. Ama hanım ağam önde, gözlerde kararlılık var. Zerre korku yok gözlerde, zerre. Aldım avzeri, tak, tak, tak. Nereye? Ateş etmesi gerektiğini biliyor, biliyor musun? Çalışmış dersine. Vuruyor, tak, tak. Bunlar çil yavrusu gibi. Dağıldılar. Tabii o noktada yani 10-15 adamı da indirdim ben aşağı. Helal olsun. Yapacak bir şey yok. Kaşındılar çünkü. Evet. Sonra ne oldu? Kardeşim, kızı bağlamışlar. Yemek, su yok. Vermemişler. Allah Allah. Perişan, yara bere içinde. Görmen lazım. Ya o gözlerinden tanıdım. Yoksa tanımazsın. Bitik bir durumda. Allah Allah. Vicdansızlar. Yapılır mı bu ya? Vay be. Hanım ağam atladı. İpini mipini kesti falan filan. Kızı kaldırdı ama tak çöktü kız. Niye? Ya bacaklarda güç, takat kalmamış. Kucakladığım gibi götürdüm pikaba, bıraktım. Kardeşim insanlık öldü mü ya? Hanım ağam dedi orada. Kurtaracağız tabii. Bir kere olsun bir kere, iki kere olsun iki kere daha kurtaracağız. Vallahi helal olsun hanım ağamıza. Betül de, anası da ona onca kötülük ettiler. Tabii. Şirketin paralarını zimmetine geçirdi. Geçirdim. Arazilerini sattı. Ama hanım ağa yine de onun hayatını kurtardı. Helal olsun. Bana bunca kötülük yapana ben olsam yardım etmezdim. Kardeşim, ne demişler? İyilik et, denize at. Kardeş. Doğru. Evet abi. Vallahi benim karnım acıktı. Bir kıymalı börek Tahir abi. Güzel. Yanına da bir acılı şalgam. Ondan sonra biraz da yeşil küçük acılı biberlerden. Hemen abi. Çabuk, 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 çabuk. Gafurum, sen nasıl dayandın bu kadar olaya ya? Şey sorma Tahir abi, sorma. Allah'tan hanım ağa gibi bir ağamız var. Gel. Sayın Başkanım. Gel Meziyet. İstediğiniz dosyaları getirdim. Hı, sağ ol. Bir şey mi vardı? Başkanım, olanları duymadınız mı? Yok, duymadım. Ne oldu ki? Haşmet Çolak sahiden de Betül'ü esir tutuyormuş. Ne? Evet başkanım. Nasıl yani? Peki siz biliyorsunuz da polisi aramadınız mı kızım? Yok, gerek kalmadı ki başkanım. Züleyha Yaman çoktan gidip Haşmet Çolak'ın evini basmış. Nasıl basmış? Adamlarını toplamış. Haşmet Çolak'ın konağına gitmiş. Betül'ü de alıp getirmiş. Sen nereden biliyorsun? Bütün Çukurova bunu konuşuyor. Yalnız Betül'ün yaptıklarına karşın Züleyha Hanım'ın bu yaptığı çok yüce gönüllülük doğrusu. Aferin Züleyha'ya. Çukurova Hanım ağası böyle olur. Baş üstüne hanım ağam. Üstüne hanım. Hadi dikkat edin. Baş üstüne. Hadi geçelim. Züleyha. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Yürüdükçe açılıyorum. Birkaç saate bir şeyin kalmaz, geçmiş olsun. Sağ ol. Bence de kalmaz. Aldın mı herkesçi falan? Aldım aldım, merak etme. Züleyha'cığım ya, senin sayende kızıma kavuştum ben. Sen olmasaydın artık o Çolak benim çocuğumu açlıktan susuzluktan mı öldürürdü, yol kenarına mı atardı? Tamam Şermin, artık kötü şeyler düşünme. Bak yanında kızın, çok şükür. Şükür. Sana minnet borçluyum Züleyha. Yaptıkların için ne desen
Sana nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Önemli değil Betül'cüğüm, önemli değil. Nasıl önemli değil Züleyha? Çok önemli. Yani biz sana çok yanlış yaptık. Ama sen gene de yardım elini uzattın bize. Allah'a çok mahcubuz, çok mahcubuz. Ben geçmişte yaptığım her şey için senden özür diliyorum Züleyha. Nasıl yaptım, nasıl yapabildim bütün bunları aklım almıyor. Elimde olsa zamanı geri alabilsem keşke. İnan hiçbirini yapmazdım. Züleyha'cığım, hani sen bu yaptığınla, hani nasıl diyeyim, Yaman soyadını sonuna kadar hak ettiğini gösterdin bize. Bir aile olmanın, akraba olmanın ne demek olduğunu hatırlattın. Vallahi sağ ol Züleyha. Aile olarak bundan sonra hiç ayrılmayız artık. Nasıl? Yanlış anladınız herhalde siz beni. Züleyha yok öyle deme. Biz aynı ailedeniz. Hayır hayır Şermin öyle bir şey yok. Ben sadece üstüme düşeni yaptım. Sizi affetmedim yani. Affetmeyi de düşünmüyorum bir ömür boyu. Siz de bundan sonra adımlarınıza dikkat edin. Çünkü sizi kurtarmak için sürekli yanınızda olmayacağım. Afiyet olsun abi. Ne oldu lan? Ne bu halin? Abi, hanıma... Ne? Ne olmuş hanıma? Hanıma konağa bastı abi. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi abi iki kamyonet geldiler. Hepimizi derdest ettiler. Çavuş. Ne konuşuyorsunuz oğlum öyle fısır fısır? Ağam. Şey... Ne? Ne? Söylesene oğlum ne oldu? Ağam. Söylesene oğlum ne oldu? Hanıma konağa bastı. Betül Hanım aldı gitti ağam. Lan! Sen ne diyorsun? Ağam, vallahi engellemeye çalıştık. Engellemeye çalışmayacaktınız lan! Engelleyecektiniz! Engelleyecektiniz! Duydun mu lan beni? Çalışmayacaktınız! Engelleyecektiniz! Vallahi helal olsun. Çolak ağayı koca şehre rezil rüsva etti. Doğru söylüyorsun. Şu gelen çolağın arabası değil mi? He o. Demek evimi basarsın ha hanıma? Çolak ağa. Ya geçmiş olsun hanıma. Senin evi yıkıp dökmüş. Bakın lan işinize. Elimde kalacaksınız ha. Elinde kalacakmışız. Ya malamat oldu malamat. Hiç. Çukurova'ya malamat oldu. Hala konuşuyor. Allah kahretsin bu kadını. Dayanamıyorum artık ya, dayanamıyorum. Ay Betül ne olursun sakin ol kızım, sakin ol artık. Nasıl sakin olacağım anne? Nasıl sakin olacağım ben, görmüyor musun tavırlarını? Allah aşkına Züleyha'dan başka yardım isteyecek biri yok muydu ya? Sen ne diye gidip Züleyha'dan yardım istiyorsun benim için? Yoktu tabii. Yoktu Betül. Züleyha'dan başka kim kurtaracaktı seni ha? Ölüm döşeğinde bıraktığın Abdülkadir mi? Polisi arasaydın anne, polisi. Aradım herhalde. Bakmadığım yer kalmadı benim. Polise gittim, savcıya gittim, gazeteye bile gittim ben. Ay ben aklımı oynatıyordum Betül. Sen hala azarlıyorsun beni. Keşke olsaydım. Züleyha beni kurtaracağına o bodrumda çürüyüp ölseydim ben keşke. Sen işte bu yüzden beceremiyorsun hiçbir şeyi. Yenilgiyi kabul edemediğin için. Ne yapsaydım anne? Senin gibi Züleyha'nın karşısında ezilip bükülse miydim? Evet Betül. Gerekirse ezileceksin, büküleceksin. Bükemediğin bileği öpeceksin Betül. Ha biz hanım ağanın bileğini bükemedik yani. Bükemedik. Ben sizi kapıya niye diktim lan? Ha? Niye duruyorsunuz orada? Gelip geçeni içeri alın diye mi? Ağam. Ağam ne lan? Ağam ne lan? Konuş! Konuş lan! Ağam, kapıyı kırıp içeri girdiler. Yapma ya! Demek kapıyı kırıp içeri girdiler.
Evet ağam, yoksa içeri alır mıyız? Ulan siz orada elleriniz armut mu topluyor? Sizi ben oraya bostan korkuluğu diye mi diktim? Kapıyı kırmışlarmış. Ulan sizin yüzünüzden bütün Çukurova'ya madara oldum be. Esnafı bile benimle alay ediyor. Ulan hanım ağa Çolak ağanın evini yıkıp döktü diyorlar. Sizin yüzünüzden lan! Ağam yeminle durdurmaya çalıştık. Kes lan kes! Durdurmaya çalışmış. Durdurmaya çalışmış. Hanım ağa elini kolunu sallaya sallaya evime giriyor. Betül'ü alıp gidiyor, durdurmaya çalışmışlar. Ağam bunlar bir kadına sahip çıkamıyor. Senin evini nasıl koruyacaklar? Doğru söylüyorsun Vahap. Çok doğru söylüyorsun. Sizin gücünüz neye yeter lan ha? Ne işe yararsınız siz? Ha tamam. Bak şimdi bizim geri zekalılar hanım ağayı durdurmaya mani olamadılar. Ama benim aklımın almadığı şu. Hanım ağa Betül'ün bu evde olduğunu nasıl öğrendi? Cevap verin lan! Kimden nasıl çıktı bu haber? Vahap söylesin ağam. Nasıl Vahap söylesin? Ne diyorsun lan sen? Bugün abisini aradı ağam. Ağam yeminle bir şey söylemedim bak. Tamam abimi aradım ama... Çok telaşlıydı. Ne telaşı lan? Ağam bak abimle önemli bir... Vahap sus! Sözünü kesme konuşsun. Söyle. Abisiyle mi konuştu? Telefonla mı konuştu? Konuş! Telefonla ağam. Çok mühim bir şey söylemem lazım. Çok acil dedi. Biraz da gergindi. Belli ki o söylemiş ağam. Ağam kaçıyor. Yakalayın! Çabuk yakalayın! Dur kaçma! Ulan! Ulan dur! Kesin önünü! Sıkın lan sıkın! Kaçırdık ya. Burnunuzdan fitil fitil geçireceğim ulan. Yaptığınızı karşılığını alacaksınız. Buyur abi. Sağ ol koçum. Afiyet olsun. Abi. Ne oldu lan? Ne bu halin? Züleyha. Betül'ü kurtarmış. Züleyha. Betül'ü. Bize ne? Sen niye telaş yaptın? Çünkü Çolak Züleyha'ya benim haber verdiğimi sanıyor. Elimden zor kurtuldum adamın. Tamam oğlum. Sakin. Ne yapacağım abi? Vallahi Çolak bundan sonra yaşatmaz beni ha. Gördüğü yerde öldürür yeminle. Merak etme. Çolak sana hiçbir şey yapamaz. Yapamaz değil mi? Yapamaz. Bab. Gel gel ver elini. Bab. Sen benim kardeşimsin. Kimse senin kılına bile zarar veremez. Aslan abim be, aslan abim. Ah! Aman. Yavaş oğlum. Aha. Aha. Yeminle Çolak arıyor bak. Senin yanına geldiğimi anladı. Şimdi seni tehdit edecek. Bak. Bak gör. Oğlum biz Çolak'ın tehditlerine kulak asacak değiliz. Alo. Abdülkadir. Benim Betül. Betül. Vallahi Betül, ister iste ister isteme kızım. Biz Züleyha'ya mecburuz. Ha, teşekkür etmek için bir hediye alalım biz ona.
Sonuçta elimizde ne Çolak kaldı ne Abdülkadir. Nereye gidiyorsun sen? Dur bakalım anneciğim. Daha hiçbir şey bitmedi. İşim var benim biraz. Betül nereye gidiyorsun? Ay Betül gene nereye gidiyorsun? Of. Kefeni yırttık. Kavuştuk. O kadar korktum ki seni kaybedeceğim diye. Bir an olsun çıkmadın aklımdan. Hep dua ettim senin için. Bilmez miyim? Sen beni özlemedin. Özlemez miyim hiç? Çok özledim seni Deniz Gözüm. Sen benim için nelere katlandın? Sen iyi ol. Sen iyi ol bana yeter. Ben senin için her şeye katlanırım. Çolak ne yaptı sana? Öldüremedim Bizli'yi. Zehir aldığım adam gidip Çolak'a her şeyi anlatmış. Bodrum'a kilitledi beni. Günlerce işkence yaptı bana. Kıyamam sana. Ben onun yanına seni öldürmesin diye döndüm. Seni sordum. Abdülkadir'le bir alakam yok demek zorunda kaldım. Hepsi geçti. Bundan sonra acı çekmek yok. Hepsi bitti. Abdülkadir ne yapıyorsun? Bırak beni bırak. Bırak. Bitti Paris yani. Senin beni aptal yerine koyduğun günler geride kaldı artık. Ben seni aptal yerine koymadım. Ben seni seviyorum. O yüzden mi beni bırakıp gittin? Ha? Ölüm döşeğinde. Ben sensiz ne yaparım dedin, gittin. Ben... Duydum. Duydum. Ben ölümle pençeleşirken sen ortada kalacağım diye para için koşa koşa Çolak'ın kollarına gittin. Ben senin için ölümü göze almıştım. Bırakmam. Sen beni ölümün kucağına bıraktın. Ben de seni öldürmeden bırakmam. Değmezsin be. Sen elimi kana bulamaya değmezsin.
Ben seni çok sevdim. Ölümü göze alacak kadar. Her şeyden vazgeçecek kadar sevdim. Allah'ından bol. Geçmiş olsun Çolak Ağa. Çukurova'nın hanım ağası pek de yaman. Bulaşmayacaktın ona. Ne diyorsunuz lan siz? Yalan mı? Allah Allah. Yürüyün gidin buradan. Bir daha da gelmeyin mekana. Yürüyün. Hadi. Çavuş. Çavuş sakin ol ya. Bırak gülsünler, eğlensinler. Son gülen iyi güler. Ağrıma gidiyor ama ağam. Sen koskoca Çolak Ağa'sın. Senin mekanında sana laf söylüyorlar. Hanım ağanın yanına mı bırakacağız bunu? Hesabını kesmeyecek miyiz? Hesabını keseceğiz elbet. Ama acele etme. Bırak hanıma gülsün, eğlensin, yesin içsin. Hesabını görürüz. Hangi işimizi yarım bıraktık ki biz? Ne yapacaksın ağam? Emret, indirelim hanım ağayı. Vakti gelince öğrenirsin ne yapacağımı. Haşmet Çolak. Sen Bural değil misin? Tanımıyor musun beni? Tanıyorum ağam. Ama işim bu. Buyur, sana gelmiş. Ne bu? Belediyeden. Çolak ağam, ihtarname. Lütfi Hanım'a bak sen ya. Eceline susamış. Neymiş ağam? Şu bizim aşağıdaki baraka yok mu? Belediyenin imar kanununa aykırıymış. Gerekeni yapmazsak yıkacaklarmış. Nereden çıkmış bu? Ya sen beni dinlemiyor musun çavuş? Başkan hanım eceline susamış diyorum sana. Adamlara söyleyeyim istersen ağam. Ne adamı lan, ne adamı? Bir kağıt parçasıyla mı korkutacaklar bizi? Ağam, resmi evrak. Bir sıkıntı çıkmasın. Çıkarsa çıksın. Başkan hanım kendine çok güveniyorsa kağıt filan göndermesin. Kendi gelsin de görelim bakalım kanuna uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Yıkacakmış. Yıksın da görelim. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba Züleyha'cığım. İyi akşamlar. Sen şekerpare seviyorsun diye şekerpare yaptık. Zahmet etmişsiniz. Yok canım, ne zahmeti. Cevriye de çay demler, içeriz hep beraber. Değil mi Cevriye? Tabii. Hemen. Otur madem. Geç Betül. Züleyha'cığım, sen bize aile değiliz diyorsun ama bence biz bir aileyiz. İnsan böyle büyük bir şey ancak ailesi için yapabilir. Sen benim için Çolak tehlikesini göze aldın. Ben herkes için bunu yapardım Betül. Peki. Öyle diyorsan öyledir tabii ama... en azından senden özür dilememe izin ver lütfen. Züleyha'cığım, biz bundan sonra senin sözünden hiç çıkmayacağız. Sen ne dersen o yani. Hanıma... misafirlerim var. Kim bu saatte? Ay Züleyha'cığım, biz böyle akşam akşam geldik ama müsait miydiniz? Buyurun, buyurun, buyurun. Ay Füsun, nereden çıktınız siz? Ay Şermin, vallahi bir geçmiş olsuna gelelim dedik. İyi, bari siz de buradaymışsınız. Hı, yaptınız. Fadik, Cevriye, hanımlara çay verirsiniz. Ay hiç zahmet etmeseydiniz. Estağfurullah efendim. Züleyha Hanımcığım,
Bütün Çukurova sizin cesaretinizden bahsediyor. Züleyha, olanları duyunca seni bir görmek istedik. Sizin adınıza çok korktuk ama vallahi ne yalan söyleyeyim, gurur duyduk. Çolak Ağa'nın hakkından gelmişsiniz. Bütün Çukurova hanım ağasıyla gurur duyuyor. Sağ olun hanımlar ama yani kim olsa aynı şeyi yapardı. Aa, hayır, hayır Züleyha. 100.000 kere hayır. Hiç kimse senin yaptığını yapmazdı. Sen hayatını tehlikeye attı ve Zümbetül'ü kurtardı. Züleyha, eğer sen olmasaydın ben o bodrumda çürüyüp giderdim. Allah korusun Betül'cüğüm. Ay, şükür yaşıyorsun Betül'üm. Çok şükür. Betül, gerçekten seni bodruma mı kilitledi? İnsansızlık resmen bu ya. Dağ başı mı canım burası? Betül, ne oldu da seni bodruma kilitledi bu adam? Nasıl yani? Füsun, adam manyak. Aa, manyak adam. Sen niye böyle bir şey sordun ki, anlamadım ben. Hayır, bunu hak edecek ne yapmış olabilirim ki Füsun teyze? Betül, teyzem, hak ettin de yaptı demiyorum. Ay, sen beni yanlış anladın çocuğum. Yani ne oldu da böyle oldu manasında sordum. Hayır, bir de ağayım diye ortalıklarda dolaşıyor yani. Ya insan bunu nikahlı karısına yapar mı ya? Sormayın Mine Hanımcığım. Yani benim kızımı günlerce aç susuz bırakmış bu adam. Olacak iş değil. Yani Allah'tan kapı gibi hanım ağamız vardı da kurtulduk. Tamam Şerbin, abartmayın artık. Yok öyle ama Züleyha, öyle. Ay, çolak kim ki senin karşında duracak? Sen bizim arkamızda olduğun sürece hiç kimse bize bir şey yapamaz. İnşallah. Betül'cüğüm, ne yapacaksın bundan sonra? Ne yapacağım canım? Annemin de dediği gibi Züleyha bizim yanımızda olduğu sürece çolak bana dokunamaz bir daha. Boşanacaksınız değil mi? Yok Füsun'cum, boşanmayacaklar. Şimdi şöyle olacak, daha büyük bir eve geçip evliliklerindeki sorunları halletmeye çalışacaklar. Ay, sen gene başladın abuk subuk sorularına. Boşanacaklar tabii, ne olacak? Hemen yarın yazıyorum boşanma dilekçesini. O adamla bir gün daha evlilik almaya dayanamam ben. Şeytan görsün yüzünü. Züleyha'cığım, vallahi akşam akşam bizi de kabul ettin, ağırladın. Çok teşekkür ederiz her şey için. Rica ederiz, ne demek? Ayaklarınıza sağlık. Şermin, canım, tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz. Sağ ol Füsun'cum, görüşürüz canım. Kızlar, ayağınıza sağlık, sağ olun. İyi akşamlar. Gafur bıraksın size. Aa, hiç gerek yok. Çok teşekkürler, hiç zahmet etmeyin, biz gideriz. Hayır canım, olur mu öyle şey? Gafur. Ne demek? Buyurun. Ön tarafa oturun. Peki madem. Buyurun. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar size de. İyi akşamlar Züleyha. Tekrar söylemek istiyorum. Sana gerçekten minnet borçluyum. Betül'cüğüm, rica edeceğim, aynı şeyleri söyleyip durma. Bana hiçbir şey borçlu falan değilsin. Teşekkür ederiz Züleyha'cığım. İyi akşamlar. Vallahi hanımım, sana çok şey yapmışlar ama çok pişman olmuşlar belli yani. Pişman mı olmuşlar? Tabii. Baksana hanımım, sana nasıl hayran hayran bakıyorlar. Ama tabii şimdi senin büyüklüğün çok ayrı bir konu. Yani kimse düşmanı gibi gördüğü hiç kimseyi gidip de kendini tehlikeye atarak kurtarmaz. Ne bileyim, evine almaz. Yani bunu ancak sen yapabilirdin. Ama oh, vallahi çok hoşuma gitti hanımım. Çok pişman olmuşlar, iyi oldu. Pişman olmuşlar demek. Evet. İyi rol yapıyorlar o zaman. Rol yapıyorlar? Bunlar pişman falan olmaz Cevriye. Bunlar akıllanmaz. İlk fırsatta yine aynı şeyleri yaparlar, merak etme. Hadi, hadi gir içeri.
Oh, çok güzel olmuş. Her yer tertemiz. Hani şey diyorsunuz ya siz. Ne o? Cıncık cıncık he. Cıncık gibi olmuş vallahi. Ellerine sağlık. Öyle oldu, öyle oldu Cevriye abla. Yarın da kahvaltı sofrası cıncık gibi olsun ha. Malum gece ortadan kayboldun. Yarın işler sende. Kızım Allah aşkına beni işle mi korkutacaksın? Yaparız ne var? Yalnız sana bir şey diyeceğim Fadik. Hanıma az bir şey hafiften böyle bir tırlatmış olabilir mi? Ne diyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Kızım benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Ben gördüğümü söylüyorum. Bu Şermin'le kızı hanımanın elini eteğini öpüyorlar biz pişman olduk diye. Hanıma hala diyor ki yok efendim bunlar benim kuyumu kazarlar. Efendim bunlar benim arkamdan iş çevirirler. Sen bunlara inanma falan diyor Fadik. Doğru diyor. Doğru diyor. Kız nasıl pişman olmuşlar? Ana kız sen görmedin mi? Ben onların ne hallerini gördüm Cevriye abla. Senin aklın almaz. Sen daha dün geldin çiftliğe. Öyle hemen ahkam kesme. Bak kızım. Ben insan sarrafıyımdır. Böyle baktım mı gözünden anlarım insanı. Bunlar pişman olmuşlar belli. Hayır bir kere samimiler. Anladım ben ya pişmanlar. Kusura bakma da Cevriye abla sen insandan hiç anlamıyormuşsun ya. Vallahi bak daha onlar ne çıyanlık yapar Allah bilir. Hanımam doğru söylüyor. Bana bak öyle bunlara güvenip de konağın sırrını vereyim deme ha. Allah kapının dışında bulursun kendini. Allah Allah. Kız ben niye konağın sırrını vereceğim onlara? Bu da deli mi ne ya? Vallahi ben uyanmış olayım da Cevriye abla. Bak hele hareketlere bak ya. Bu da beni bir kovduramadı. Böyle bir kapının önüne koysa rahatlayacak. Tipsiz. Bugün hastamız nasıl bakalım? Seni gördü daha iyi oldu. Dur 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 kalkma dur dur. Tamam tamam siz de iyice hasta muamelesi yapıyorsunuz bana. Sen hiç söz dinlemiyorsun ki Fikret. Tamam söz veriyorum uslu duracağım. Nerede Lütfiye abla? Kaçırdın mı kadını? Öyle oldu. Yemek yedirmeye çalıştı. Yemekte de pırasa varmış. Ay sen de ne seversin? Yemedim tabii. Aman be more sen de ne nazlı çıktın. Ben sana börek mörek alayım da onu ye. Dedi gitti. Sen o zaman bir şey yemedin mi? Al işte. Teyzem gitti, Züleyha geldi. O zaman tüh. Ben sana vanilyalı sütlaç getirmiştim. Fadik yaptı senin için çok güzel ama yemek yemediysen. Ne? Ya Fikret yemek yemedin. Versene, bir tanesini bana versene. Söylemem Lütfiye ablaya. Asla. Hadi ne olur bir tanesini ver. Mis gibi koktu ha. Hadi ye bakalım. Bana o kadar güzel bir iyilik yaptın ki. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bu arada yanımda olduğun için teşekkür ederim sana. Yani gözlerim kapalıydı evet ama hep hissediyordum varlığını. Hiç bırakmadın beni. Ben seni hiç bırakır mıyım? Daha bakalım ne kavgalar edeceğiz. Kavga etmeyelim. Hiç huzursuzluk olmasın aramızda olur mu? Aman etmeyelim evet. Ah Fikret'im o kadar şanslısın ki. Süleyha'cığım. Sen ne zaman geldin? Az önce geldi. Şimdi senden hemen önce geldi. Tatlı mı getirdin? Yo. Yo. Getirmiş getirmiş. Sütlacın kokusu koridorun ucundan duyuluyor oğlum. Yo derken getirmiş. Ama ben ne dedim? Yemem dedim. Önce Lütfiye'm yemek getirecek. Onları yiyeceğim. Ondan sonra tatlı yiyeceğim dedim. Aferin.
Aferin benim güzel oğluma. Bak şimdi güzelce çorbanı içeceksin. Arkadan Hilmi Usta'nın böreğinden yiyeceksin. Sonra da tatlı. Tamam yerim tabii tabii. De, burada böyle yemek yiye yiye 100 kilo olacağım ben. Ablacığım sen istersen bugün konağa git. Git rahat rahat evinde yat. Ben kalırım Fikret'le. Yok canım. Olur mu öyle şey? Ben onu bırakamam. Vururum. Hanımlar, hanımlar. İkiniz de gidin dinlenin. Ben gayet iyiyim. Allah'ım yarabbim. Bak yavrum ben hiç yorulmuyorum. Beni hiç yormuyor ki sarı kafam. Onun için ben güzel güzel kalırım. Sen de güzel güzel evine git. E git. Bir gece de olsa evinde yat rahat rahat. Olmaz Züleyha'cığım. Şimdi o buradayken ben gidip rahat uyuyabilir miyim? Uyuyamam. Onun için hadi sen de vakitlice evine git. Bak evde çoluk çocuk seni bekliyor. Hadi kızım. Hadi güzel kızım. İyi iyi giderim ben. Züleyha. Alo. Ya saat geç oldu biliyorum. Daha önce aradım ama yoktun. Hmm, evet Fikret'i ziyarete gittim. Şimdi geldim ben de. Öyle mi? Nasılmış Fikret peki? İyi. Bayağı toparladı. Bugün seni yeterince göremedim ya. Huysuzluğum ondandır. Hmm. E gitmeseydin. Tamam tamam. İşleri halledeyim. Eğer uçak bulamazsam koşa koşa gelirim zaten yanına. Öyle mi? Evet öyle. Seni seviyorum. Ben de seni. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Giy şunu da. İyileştim ben. İyiyim artık. Kendim giyerim. Zaten giymeyeceğim de. Giymeyeceğim. Hava güzel. Abiciğim al şunu. Aa böyle çıplak mı çıkacaksın dışarı oğlum? Ne çıplak falan değil. Allah Allah. Gömlekliyim. Hava güzel. Lütfiyem. İyisin iyisin. Şimdi hep beraber evimize gideceğiz. Biz sana çok iyi bakacağız. Daha iyi olacağız. Hı. Tamam mı? Sağ olun ama ben eve gelmeyeceğim. Kendi evime gideceğim. Evimi özledim ben. Hiç itiraz istemiyorum Fikret. Her şeyin hazır. Odan hazır seni bekliyor. Asıl ben itiraz istemiyorum. Çetin, Nazire abla evi temizledi mi abicim? Temizledi abi. Tamam, tertemiz evime gideceğim misler gibi. Asıl ben itiraz istemiyorum. Asıl ben itiraz istemiyorum. Ben şimdi o zaman seninle geliyorum evine ve sana misler gibi bakıyorum. Öyle Nazire ile falan olmaz. Aa! Sayın Başkanım, sizi Çukurova'ya vereceğiniz üstün hizmetlerden alıkoymak istemem. Lütfen makamınıza dönünüz. Sayın hanım ağam, siz de lütfen çalışanlarınızla ilgileniniz. Ben evime gideceğim. Görüyorsun değil mi? Ben boşuna sarı kafa demiyorum. Bak nasıl inat ediyor. Nasıl tanıyor yeğenini? Nasıl tanıyor? Lütfiye teyzeciğim, ben abime çok iyi bakacağım. Sen hiç merak etme, gözün arkada kalmasın. Gözüm arkada falan kalmıyor oğlum. Mutlaka bakarsın da. Ama işte benim aklım kalıyor. Kalmasın. Aklın kalmasın artık. Ben seni her gün arayacağım. Tamam, günde 3 defa arayacağım. Hadi, hadi artık. Vallahi çok sıkıldım ya. Hadi gidelim. Al şu çantayı da abisi. Ver abi, çanta bende. Hadi. Güzel oğlum benim. Ay Fikret, hiç içime sinmiyor böyle. İçinize sinsin artık. İkinizin içine artık bir sinsin. Bana hasta muamelesi yapmayın. Bak kızacağım ama artık ha. Ve oğlum hastaneden çıktın tabii ki yani. Aa, dinlemez bu kızım. Bak şimdi ben Nazire ile konuştum. Kemik suyuna çorba yapacak, yemek yapacak, paça yapacak. Bunları iç. Olur mu evladım? Olur, olur bir tanem. Hepsini yiyip içeceğim. Kemik suyu çorbamı da içeceğim, tamam mı? Başka türlü ayaklanamazsın söyleyeyim evet, sana. Evet, evet aynen öyle. Bak bir şeye ihtiyacın olursa ara bizi lütfen. Tamam, tamam, tamam. Hadi bakalım hanımlar. Çukurova'nın size ihtiyacı var. Sizin de gurur duyuyorum. Hadi Çetin gidelim abicim. Çetin hadi. Dikkat et de olur mu çocuğum? Hadi güle güle. Yavaş dikkatli. İnat bak gördün mü? Gelmedi. Gelmez. İnat sarı kafa ben boşuna demiyorum. Aynı ben. Hadi seni belediye bırakayım ben hadi. De. Sağ ol kızım. Betül bizim İstanbul'a gitmemiz şart.
Bizim İstanbul'a gitmemiz lazım. Bize burada hayat yok artık. Anne bir sus ne olur. Kafamı toplayamıyorum. Ne yazıyorsun sen orada sabahtan beri? Ne yazabilirim anne? Boşanma dilekçesi. Konuştuk ya dün. Ha, iyi. Yaz. Yaz Betül. Bir an önce boşan bu eşkıyadan sen. Aman ha sakın hiçbir şey isteme. Vallahi bu sefer öldürür bizi çolak. İstemiyorum zaten. Nasıl isteyeyim? Ah Abdülkadir. Beni düşürdün şu hale bak. Ay hala Abdülkadir diyor. Ne diyorum ben sabahtan beri? Ne diyorsun anneciğim? Ne diyorsun yine nasıl parlak bir fikir geldi aklına söyle. O parlak fikirler senden çıkıyor Betülcüm. Senin yüzünden bu hallerdeyiz. Başlama yine. Sen madem Çukurova'nın eli kanlı iki tane eşkıyasını bizim peşimize taktın. Bizim buradan gitmemiz şart. Burada hayat yok bize. Nasıl gidelim anneciğim? Hangi parayla gidelim? Para suyunu çekti sen farkında mısın? Bilmiyorum. Gideriz işte gideriz. Gideriz İstanbul'da kalbur üstü semtlerden birinde bir ev tutarız. Tamam mı? Bir de büro açarız sana. Ondan sonra sen Sorbon mezunu avukat diye ün yapana kadar... ünlü iş adamlarının davalarına bakana kadar da az buluruz, az yeriz. Ben avukatlık yapamam anne. Nasıl ben avukatlık yapamam? E denkliğimi almadın daha. Nasıl denkliğini almadın Betül? Ay ne demek nasıl almadın anne? Sanki bilmiyorsun. Girdin mi ben denklik sınavına? Hayır. E sen nasıl çoluğun avukatıydın o zaman? Çoluk öyle biliyordu işte. Ama benim Türkiye'de avukatlık yapacak ne baro belgem var ne avukatlık ruhsatım. Ay vekaletname verdi bu sana. Ay anneciğim işte söylüyorum ya ruhsatım olmadığını bilmiyordu. Ay, ay Betül ben ne hayaller kurmuştum. Bağdat Caddesi'nde büro açacaktık. Boş hayaller kuruyorsun anneciğim. Kim bilecek de İstanbul'da beni dava getirecek ayrıca bana. Tanıyanım edenim mi var? Onları Abdülkadir'le... gününü güne derken düşünecektiniz Betül Hanım. Allah'ım yarabbim ya. Kim bu? Betül! Vahap. Ay kesin çolak gönderdi. Açın kapıyı Betül! Vahap. Nerede kaldın be Parisyen? Ağaç olduk vallahi. Hadi çocuklar gelin. Vahap ne oluyor? Çolak mı gönderdi sizi? Evet çocuklar evimiz burası. Birkaç küçük değişiklikle fıstık gibi olacak vallahi. Ne diyorsun sen Vahap ne değişikliği? Duvarları boyatacağım Parisyen. Bu renk beni boğuyor. Çolak Bey mi gönderdi sizi? Yani eğer öyleyse söyleyin kendisine. Vallahi biz çok pişmanız. Beni Çolak göndermedi Şermin Hanım. Abim gönderdi. Abdülkadir Keskin. Abdülkadir mi? He. Ne o kız? Tanıyamadım mı yoksa Parisyen? Hani bu konağın tapusunun adı yazıyor ya. Ev sahibiniz Abdülkadir Keskin. O gönderdi. Ne istiyormuş benden? Bir şey istemiyor senden. Kendi konağını geri istiyor. Nasıl? Hadi bakalım kızlar. Hadi. Hadi eşyalarınızı hazırlayın çıkıyoruz tamam mı? Ay, bir dakika bizi evden atmayacaksınız herhalde. Ha? Yok atacağız. Yapamazsınız Vahap. Niye Parisyen? Ha? Bu ev abimin değil mi? İster atar, ister yakar, ister yıkar. İsterse beni buraya yerleştirir. Sana ne? Ev onun değil mi? Nerede Abdülkadir? Nerede? Söyle konuşacağım. Parisyen geç şöyle. Adamı hasta etme. Betül. Betül bir şey yap Betül. Vahap tamam. Sakin ol yalvarırım. Ben sakinim. Parisyen. Sakinim ben. Hadi.
Şimdi tıpış tıpış eşyalarınızı toplayın. Bak, size 5 dakikada müsaade. Tamam? Eşyalarınız da hazır. Benim birkaç parça daha eşyam var içeride. Bir girip onları alayım ben. Öyle yağma yok Şermin Hanım. Konağın önünden bile geçemezsiniz artık. Burası Abdülkadir Keskin'in konağı. Tamam canım, girmeyeceğiz. Birkaç eşyam var dönmüşte, onu alacağım. Şermin Hanım! Vahap! Bir daha anneme dokunursan yemin ederim seni öldürürüm. Baba! Tövbe! Bana bak Parisyen. Bir daha sesini çıkarırsan hiç acımam, şurada kafana sıkarım seni. Çekilirim ya. Ya bak hele birader. Ya, ya bir dur ya. Bir dur kardeşim. Bir dur ya. Hayır kardeşim ya, silah çekmişsiniz kadınlara. İnsan gibi çıkıyorlar işte. Ne diyorsun lan sen? Ya çıkmışlar diyorum ha, insan gibi çıkıyorlar. Adam dediğin silah çeker mi diyorum kadınlara? Bir dakika, bir dakika. Sen şu geçen benim sırtıma çıkan herif değil misin lan? He. Raşit'ti değil mi? He, ne olacak? He kardeşim, bendim. Ay, Vahabi, Vahabi. Bir daha de bakayım hele, bir daha de. Ne diyorsun sen? Ya kardeşim diyorum, insan gibi çıkmışlar diyorum ha. Yani niye silahla dürtüyorsun? He. Adam dediğin kardeşim, kadına silah çeker mi? Raşit, gel buraya. Raşit. Ya, şşt. Vahabi. Siz bu sığırın kusuruna bakmayın. Bunda kafa gidik tabii. Ne diyorsun lan sen? Ha? Kime diyorsun sen bunu? Benle konuşurken düzgün konuş oğlum. Kimin kafa gidik? Onun kafa gidik. Ona diyorum. Raşit'in kafa gidik. Tabii. Kafa mafa yok bunda. Kafa saçtan ibaret. Her yeri kıl tüy. Ya öyle, öyle geri ki bu. Geçen gün 4 tane ceviz var elimde. Diyorum ki Raşit ikisini yedim, kaç kalır? 5 kalır diyorum. Öyle geri bu yani. Öyle geri. Özür dile Vahap Bey'den. Çabuk. Özür dile. Kafa olmadığı için çene de çalışmıyor. Bak. Lan tamam, kes, kes. Lan bana bakın. Bir daha sesinizi duyarsam İkinizin de kafasına sıkarım, tamam mı? Yok canım, ne sesimiz çıkacak bizim, geç oraya. Hiç kusura bakmayasın Vahap Bey. Ya ne silah çekiyor kardeş? Sus. Tamam mı? Tamamdır Vahap Bey. Bana bakın, herkes dinlesin. Bu konak artık Abdülkadir Keskin'in konağı. Konağın önünden geçen olursa gözünün yaşına bakmam, aha şuraya asarım. Ciğerini sökerim, tamam mı? Anlaşıldı. Tabii canım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Vahap Bey, siz hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Adeta çoban köpeği gibi kapının önünde konağa bakarım ben. Şuna sahip çık, şuna. Hiç dert etme. Şuna. Yok, tabii, yok, tamam. Tabii. Şuna sahip çık. Hadi yürü. Hadi. Hadi kardeş, yolunuz açık olsun. Lan ne yapıyorsun lan? Ha, ne yapıyorsun? Sığır. Burada bizi tek tek öldürteceksin.
Ya deli Vahap, deli Vahap. Adamın deli raporu var. Burada hepimizi yatırıp kıtır kıtır kesse hapishanede var ya bir gün bile yatmaz rapor olduğu için. Deli raporu var. Tabii deli raporu var. Deli Vahap diyorlar, bilmiyor musun Raşit ya? Ya adam Elazığ'da yattı kaç gün ya? Ne bileyim kardeşim, böyle silah çekince damarım attı ha. Ya bırak Allah aşkına kahramanlığı başka yerde yap. Burada çoluk çocuk var, hepimizi öldürteceksin. Sığır. Hadi herkes işinin gücünün başına. Adamın kafa gitmiş Adana'yı biliyorsun ya. Hadi çabuk, hadi 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 işimizin gücünün başına. Damarım attı öyle kadına silah çekince. Sus Anis. Sus hadi canım, yürü ama buradan alın. Raşit yürü. Çabuk yürü, hadi hadi hadi. Abdülkadir. Nasıl yaptın bana bunu? Senin aşkın. Hani sevmiştin beni Paris'e? Canımı yaktın. Canımı yaktın, canımı. Selamun aleyküm Tahir. Aleyküm selam Çolak ağa. İşler nasıl, iyi mi? Çok şükür Allah'a şükürler olsun. İyi iyi. İyiyken keyfini çıkarın. Yakında çok şey değişecek burada. Ne değişecekmiş Çolak ağa? Sizin belediye başkanı oldu diye alkış tuttuğunuz Lütfiye Hanım benim mekanımı yıkmaya kalkıyor. İhtarname üstüne ihtarname yolluyor ahlaksız. Lütfiye Hanım mı? Niye? Niye olacak? Ağanın mekanını yıkmak için. Beni alt etmek için. Yeğeniyle aramda husumet var ya. Aklınca makamını kullanarak benden intikam almaya kalkıyor. Toplaşın hele şöyle bir. Toplaşın. 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 Bütün Çukurova esnafı beni dinlesin. Belediye Başkanı Lütfiye Duman makamını kullanarak benden yeğeninin intikamını almaya çalışıyor. Şahsi husumetini, kinini benim ekmek teknemden çıkarmaya kalkıyor. Yarın öbür gün sizin ekmek teknenize de göz dikecek. Sizin dükkanlarınızı da yıkmaya kalkacak. Bugün bana, yarın size. Uyan Çukurova, uyan. Belediye başkanı diye aşımıza, ekmeğimize göz koyan bir düşman var başımızda. Uyan, uyan. Bir dükkanımız var zaten. O da elden gidecek yani. Ağanın yeri için mi bu belgeler? Evet Sayın Başkanım. Gel. Başkanım, müsait misiniz? Gel Meziyet, müsaitim, gel. Ağanın yerinin yıkım emriyle ilgili bir şey söyleyecektik. Biz de onu konuşuyorduk şimdi. Belgeler tamam. Ne oldu? Ne oluyor Cafer? Başkanım, biliyorsunuz Çukurova küçük yer. Çolak ağa ihtarname çektiğimizi herkese söylemiş. Söylesin, ne var bunda? Kanuni prosedür bu. Biz de onu uyguluyoruz. Ama başkanım, Çolak ağa sağda solda herkese Lütfiye'nin makamını kullanıp yeğeninin intikamını alıyor benden diyormuş. Esnafa haksızlığa uğradığını söylüyormuş. Öyle mi? Pekala. Şimdi... Bu adam mekanının bahçesine
imara aykırı bir baraka yaptı mı? Yaptı efendim. Üç kez ihtarname çektiğimiz halde kanunen yapması gerekeni bildirdik mi? Bildirdik başkanım. O zaman bu barakayı yıkmak kanunen icap etmiyor mu? Ediyor başkanım, evet. O zaman kanun ne diyorsa onu yapacağız. Kanundan, hükümden, doğruluktan şaşmayacağız. Halk haklı olanı çok iyi anlar. Şimdi görevimizin başına. İşlemlere başlıyoruz başkanım. Başlayın. Koçum, buraya bak. Şu ikinci masada Değirmen Dere'nin ağası Celal oturuyor. O masaya taş kadayıf götür. Hesap da alma. Çayını kahvesini de eksik etme hadi. Tabii abi. Merhaba, Haşmet Çolak siz misiniz? Ne hikmetse. Bu aralarda Çukurova'da herkes bir hafıza kaybına uğradı. Evet, benim. Bahçenizde imara aykırı yapı bulunduğuna dair size üç kez ihtarname çekilmiş Haşmet Bey. Ne olmuş? E'si şu, elimizde yıkım emri var. Bahçenizdeki barakayı yıkmak zorundayız. Duydun mu çavuş? Zabıta Bey ne diyor? Duydum ağam, duydum. Çolak Ağa'nın mekanını yıkacakmış. Kusura bakma zabıta müdürü. Sen git başkanın gelsin. Sahibine, Çolak Ağa mekanına dokundurtmuyormuş de. Haşmet Bey, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Yok ya. Duymazsam ne olurmuş? Arkadaşlar, hepinize afiyet olsun. Belediyeden yıkım emrimiz var. Yıkım ekipleri birazdan işleme başlayacaklar. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Lütfen mekanı boşaltalım. Oturun, oturun. Kimse keyfini bozmasın. Çolak Ağa'nın mekanını kimse yıkamaz. O belediye başkanıyım diye ortalarda gezen Lütfiye Duman şahsi husumetini benim ekmek teknemden çıkarmaya kalkıyor. Oturun, keyfinize bakın. Oturun dedim, oturun. Çolak Ağa'nın mekanını yıkacak belediye başkanı daha anasından doğmadı. Oturun. Haşmet Bey, bırak da görevimizi yapalım. Lan çek git mekanımdan, sahibin gelsin. Ne oluyor Haşmet Çolak? Kendine gel. Görev başındaki memuruma dokunamazsın. Öyle mi? O zaman görev başındaki memurlarını da al, defol git mekanından. Tabii ki gideceğiz. Buraya yatıya gelmedim. Kanuna aykırı yaptığın o yapı var ya, onu yıkıp öyle gideceğiz. Görün işte, siz de görün. Yeğeni Fikret Feke'nin intikamını almak için benim ekmek tekneme el uzatıyor. Anlaşıldı. Senin lisanınla konuşalım. Bana bak. Çolak mısın, nesin? Makamını, gücünü, parasını husumet için senin gibi zavallılar kullanır. Ben belediye başkanıyım. Kanunları uygularım. Babam olsa tanımam. Üç tane ihtarname gelmiş, yırtıp atmışsın. Sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin efendi? Benim elimde kapı gibi yıkma emrim var. Şimdi çekil yolumuzdan işimizi yapalım. Hadi, hadi. Çok
korktum. Beni mi vuracaksın? Vur. Vur. Kılım kıpırdarsa namerdim. Ben ölür kurtulurum. Ya sen? Ha? Bu yaşında zindanlarda çürürsün. Leşini yine belediye kaldırır. Hı? Bana bak. Yancılarını da al. Defol git mekanımdan. Elimi kana bulama benim. Haşmet Çolak. İndir o silahı. Sana o silahı indir dedim. Yoksa görev başındaki memuru öldürmeyi teşebbüsten atarım seni içeri. Alın bunları. Bunu yanına bırakmışam. Kes sesini. Bunun hesabını soracağım. Kes sesini, hadi, hadi savuruyor. Elinden geleni ardına koyma. Hala tehditler savuruyor. Bırakın lan! Arkadaşlar, başlayın ve yıkın. Peki efendim. Hadi arkadaşlar, buyurun. Gel. Süleyha Hanım, hazır mısınız? Hazırım Hakan Bey. Evet, belediyeye gidebiliriz o zaman. He? O ne? Ne ne? Arkanda bir şey var. Aa. Senin saçının arkasında ne var bakayım? Ne olur saçıma? Aa. Teşekkür ederim. Ben fotoğraf bulamadım evde. Vesikalık çektirmemiz lazım. Çektiririz o zaman. Hadi gel. Tamam. Yardım etmemi ister misin? Yok. Cafer Bey. Çolak Ağa ve adamlarına ne olmuş? Bir bilgi aldınız mı? Çolak Ağa'nın silahı ruhsatlıymış. İfadesini alıp serbest bırakmışlar. Ancak adamlarından ikisi ruhsatsız silah taşımaktan tutuklanmış. Güzel. Bundan böyle kanuna, nizama uymayı öğrensinler. Bu nedir böyle? Adam şehir eşkıyası. Görev başındaki memura silah çekmek, tehdit etmek. Ne oluyor? Yok öyle şey. Öğrenecek. Kanuna uymayı öğrenecek. Bitti. Böylece sizinle de uğraşamayacağını anlamış oldu başkanım. Bilmiyorlarsa da öğrenecekler Meziyetciğim. Oh, meydanı boş bulmuş adam. Gel. Başkanım, misafiriniz var. Kimmiş? Başkanım. Canım benim. Misafir kabul ediyor musunuz? Hoş geldin. Canım. Hoş bulduk ablacığım. Sen merhaba. De hoş geldin Hakan oğlum. Hoş bulduk. Selamlar. Buyurun. Gel. Geç. Biz müsaadenizi alalım. İyi günler başkanım. Sağ ol. Ne zahmet ettiniz. Ne demek, olur mu öylece? Canım benim. Ne ikram edeyim size? Bir kahve içeriz. Sen sade içersin. Sen Hakan oğlum. Sade lütfen. Tamam. İki sade, bir az şekerli kahve lütfen. Tabii efendim. Hadi yavrum. Vallahi tekrar tebrik ederim ablacığım. Makamına da koltuğuna da çok yakışmışsın. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun bu arada. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Hayırdır? Ne işiniz var burada? Bizim önemli bir işimiz vardı burada. Gelmişken seni de bir görelim dedik. Evet, hayırlı bir iş için geldik. Öyle mi? Vallahi evlenmek için başvurumuzu yaptık biz. Allah tamamını erdirsin. Çok sevindim. Hayat boyu mutlu olun inşallah. Amin. Amin. Bu ne lan? Bu ne lan? Hala toparlayamadınız mı? Topluyoruz ağam. Cevap verme lan bana. Çabuk toplayın şu kirpası. Şuraya bak.
Şuraya bak. Koskoca Çolak Ağa'nın mekanının durumuna bak. Ulan. Ben de bunu senin yanına bırakır mıyım be? O hanım ağanın da, avanesinin de canını okumazsam bana da Çolak Ağa demesinler. Ağlıyorlar. Fatih, bunları kapı dışarı atan adam, manyağın adı neydi ya? Vahap dedik ya işte, Vahap. Deli Vahap. Heh, deli Vahap. Bak adamda şu kadarcık vicdan yok. İnsan kiracısını böyle yaka paça dışarı atar mı Allah aşkına ya? Ne yapacaktı? Allah aşkına ne yapacaktı? Yani anası kılıklı Betül bir yandan Abdülkadir'le oynaşırken bir yandan Çolak'la evlenmeye kalktı ama. Hem de parası için. He? Tabii. Serveti için. Niye? Çolak çöpsüz üzüm. Servet onda. Para onda. Mülk onda. E var mı? Geldiler aldılar adamı. Servetine çökeceklerdi. Tabii niyet bu. Şeytan bunlar. Şeytan. Tabii bilmiyorsun bunları. Hem nasıl şeytan hem nasıl şeytan Gafur abi. Ama bak Allah reva görmedi işte. Değil mi ya, ta pirince giderken evdeki bulgurdan da oldular. Tabii ilahi adalet. Ya canım ne olursa olsun. İnsan önce böyle bir önden bir haber verir. Bak der size bu kadar mühlet veriyorum. Hani bu zaman içinde başınızı sokacak bir ev bulun. Benim evimden gidin der. Ya şimdi Cevriye sen yeni geldin bilmiyorsun. Ya bu Abdülkadir denilen adamı bunlar malamat ettiler bütün Çukurova'ya biliyor musun sen? Adam bir de... Göğsünden kurşun yedi, ölümden döndü ya. Ya bu adamlar tehlikeli adamlar. Bunlarla oyun olmaz. Ne yapsın bu adam? Ah, bir de birini mi yollasın yani? Kendinize bir yer bulun da Almanya'dan akraban mı geliyor diyecek. Yani işte boş boş konuşuyor Gafur abi işte, Cevriye abla. Ne yapacaktı Abdülkadir? Kırmızı mumlu ferman mı gönderecekti evden çıkın diye? Ay, yani gerçekten ha Abdülkadir, ha sen. Senin bu karın gaddar. Ben sana söyleyeyim bak, ne vicdan kalmış, ne insaf kalmış. Hiçbir şey yok ya. Ben insaniyet namına bir şey söylüyorum burada ya. Haksız mıyım? Ha, benim hanımım geliyor vallahi. Çekil sen abi. Hanımam hoş geldiniz. Ay ay ay. Hoş geldin. Ne oldu bunlara? Niye ağlıyorlar? Abdülkadir'in kardeşi yok mu Vahap? Hı. O geldi buraya. Hanımam deli Vahap yok mu? O geldi. Allah'ın delisi yanında 4 tane adamıyla gelmiş kendi gibi. Bastı Şerminlerin kapısına dayandı. Vallahi benim hanımam zaten var ya, adamları bir göreceksin. Yani böyle zeberlak bile. Hele birinin boyu da 2 metreydi ha. Ya Şermin Hanımlar ya biz çıkmayacağız deyip duruyorlardı. Yani bu teneke, bu Vahap ille çıkacaksınız diye nasıl bağırıyordu orada ya. Hanımam kollarından tuttuğu gibi attı Vahap bunları. Bir bunları fırlatsa yine iyi. Bavulları da aldı bunların kafalarına doğru attı. Yanında da çilingir getirmiş. Küçük konağın kilidini değiştirdi. Biliyorum hallarını. Şimdi kilidi değiştirmese tamam, bunlar... Tamam Gafur anladım tamam. Bir de benim hanımam böyle eşkıya gibi makinayla dayanmışlar böyle... Adam Şermin'lerin kapısına. Ya Şermin Hanımları böyle silahla dışarı... Ya dedim ki kardeşim insan gibi söyle çıksınlar. Yani araya girecek oldum. Bana da silah çektiler. Ya az daha bana da sıkıyorlardı. Allah korusun Allah'ım ya Rabbim. Tamam siz niye karışıyorsunuz böyle hadiselere? Karışmayın dedim ya sizi ben. Hanımam ben de aynısını dedim. Siz dedim niye karışıyorsunuz yani? Bir de bunlar için kalkmışlar üzülüyorlar bunlar. Dedim size ne? Yani ev sahibi nasıl istiyorsa öyle yapar dedim ama... Ya sen nasıl bir fır döndüsün ama ya? Bu kadarı da olmaz ya. Ne olacak şimdi kızım? Ha? Ne yapacağım bu Şerminlerle? Bilmiyorum ki. Aslında beni alakadar etmez ama. Ama işte senin vicdanın müsaade etmiyor. Bir de hanımam, Çukurovalılar konuşur. Hep konuşuyorlar zaten biliyorsunuz. Yani derler işte akrabalarını kapıda bıraktılar. İşte sahip çıkmadılar falan. Yine konuşurlar yani. Kimin ne konuştuğu beni alakadar etmez Cevriye. Seni de etmesin olur mu? Üf,
Ne yapacağım ben şimdi? Konağa mı alacağım bunları? Ha sakın. Ha, bunlar eve alınır mı kızım? Ben de neler söylüyorum böyle. Ne yapacağım? Bir yer tutsam, otursam. Ya Çolak gelecek ya Abdülkadir gelecek bunların başlarına. Bir şey olursa sonra vicdan azabı çekeceğim. Doğru söylüyorsun kızım. Gidin oğularda kalın da denmez. O hiç olmaz. Ben de şaşırdım. Ne diyeceğimi kızım? Bunlar atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Tutsan tutulmuyor. Bunlar neymiş böyle anlamadım ben. Hanım ağam. Müsaaden olursa benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Şimdi bu Şermin'le kızını biz alalım. Müştemilat'a yerleştirelim. Biz de üzümle beraber konağa yerleşelim. Alt katta bir tane oda var. Biz oraya yerleşiriz. Var da bir odaya sığar mı? Kız, çocuk var, şey var. Bilmiyorum ama. Sığarız hanım ağam. Üzüm zaten el kadar bebe. Ben zaten yatmadan yatmaya gidiyorum. Çalışıyorum ben zaten. Sığarız. Aslında mantıklı düşünecek olsan yani hem evden atmamış olursun hem de gözünün önünde olur. Değil mi? Müştemilat diyorsun. He, kalsınlar orada elimizin altında. Olur vallahi Gaffur. Tamam, sen üzümü al. Geç konaktan bir odaya. Tamam. Onları da müştemilata alırım. Doğru diyorsun. Vallahi sağ ol. Beni bu dertten kurtardın. Tabii tabii hanım ağam. Elimizin altında kalsınlar. Ne demek? İyi. Gidelim söyleyelim bakalım bari. Tamam. Sadikciğim. Ne konuşuyor bunlar orada bir saattir? Ne konuşacaklar? Bizi çekiştiriyorlardır herhalde. Sokakta kaldık ya. Züleyha Hanım etekleri zil çalıyordur. Geliyorlar Lütfiye ile. Kesin dalga geçecekler bizimle. Layığınızı buldunuz diyecekler, bak görürsün. Ama sana bir şey söyleyeyim mi anne? Eğer Züleyha ters bir laf ederse gerçekten durmam, saldırırım üstüne. Sakın Betül, sakın. Ağzını bile açmayacaksın. O ne derse desin ağzını bile açmayacaksın. Gıkın çıkmayacak. Anne sen ne diyorsun? Susacaksın Betül. Sen anlamıyorsun galiba. Züleyha'dan başka kimsemiz kalmadı kızım bizim. O da bize sırtını dönerse tığ teper kalırız vallahi. Sus. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ay. Sağ ol Lütfiye amcığım, sağ ol Züleyha işte. Geçmiyor, yani dert tasa bitmiyor bizde. Duydunuz değil mi olanları? Duyduk Şermin. Apar topar öyle attılar bizi evimizden. Eşyalarımıza da el koydu haydutlar. Yalvardık yakardık ama dinletemedik ki. Üzülme artık Şermin, ona ne olmuş? Bir çaresi bulunur elbette kızım. Ay nasıl üzülmeyeyim Lütfiye Hanımcığım? Üç parça eşyayla kaldık burada böyle. Ne yaparız biz? Betül'le yani nerede kalırız? Sokakta mı kalacağız, ne yapacağız? Tamam üzülmeyin. Sokakta bırakacak değiliz sizi. Ay Züleyha, Züleyha vallahi. Sağ ol canım benim, bizi misafir edeceksin ha. Edeceğim. Ne yapacağım? Başka çare mi var? Allah senden razı olsun. Toplayın eşyalarınızı. Müştemilata geçin. Ne? Müştemilat mı? Müştemilat, evet. Gaffur müsaade etti. Bir yer bulana kadar kalabilirsiniz. Gaffur. Sağ olsun, Gaffur sağ olsun. Allah ondan da razı olsun. Züleyha'cığım geçeriz tabii. Sen öyle uygun bulduysan sokakta kalacak değiliz ya. Bak ne güzel, müştemilatta kalacağız işte. Değil mi Betül'cüğüm? Sağ ol Züleyha'cığım, çok teşekkür ederiz. Hadi kızım. Al valizleri kızım. Anne. Al valizlerini. Hadi anneciğim benim. Sağ ol Züleyha'cığım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle oturun. Güle güle oturun. Kolay gelsin. Bana bak, ağzını açmayacaksın. Parçalarım seni. Al şunları. Yürü Allah aşkına yürü Betül. Şimdi biz burada mı yaşayacağız? Hadi Betül'cüğüm, al valizleri götür içeri de bir an önce eşyalarımızı açalım da yerleştirelim. Ya ne eşyasından, ne yerleşmekten bahsediyorsun sen anne? Ben kalamam bu iğrenç yerde. Şşt, bağırma. Ne demek bağırma ya?
Neymiş, akrabaymışız. Zor günümüzde yanımızda olacakmış. Kadın yüzümüze baka baka dalga geçti bizimle. Sus, bağırma, duyacak diyorum. Ay, duyarsa duysun. Yetti artık ve duyarsa duysun. Sen de ağzını açıp tek kelime edemedin şu kadına. Ay, bağırma artık, yeter. Bağırma diyorum sana, sus. Ben yaşayamam burada. Sen yaşayacaksan yaşa. Ben burada kendimi öldürürüm, duydun mu beni? Kızım, sen salak mısın? Salak mısın sen? Ha? Züleyha bizi buraya yerleştirmeseydi sen zaten ölmüştün. Başka bir yere gitseydik seni ya Çolak ya Abdülkadir öldürmüştü zaten. Neyini anlamıyorsun? Ya müştemilatı tıktı bizi, görmüyor musun? Bizim inadımıza Gaffur'u aldı, konağa oturttu. Tıktırmasaydın o zaman. Senin yüzünden tıktı. Ne geldiyse başımıza zaten senin yüzünden geldi. Asıl senin yüzünden geldi. Betül, bak beni delirtme. Vallahi billahi çok kötü olacak. Ay, ne kötü olacak acaba? Daha ne kötü olabilir? Başımıza daha ne gelebilir? Alo. Züleyha. Fikret. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Evdeyiz, oturuyoruz. Teyzem gelmedi mi daha? Gelmedi o. Az önce aradı. Biraz işleri uzun sürebilirmiş belediyede. Çok çalışıyor biliyorsun. Tabii kolay değil. Koskoca Çukurova'yı yönetiyor. Büyükbaşın derdi büyük olur derler. Ya öyle. Yemek yedin mi? Yemek yemedim. Sen? Ben de yemedim. Dışarıda yiyelim mi? Gel burada beraber yiyelim. Rüzgar Restoran diye bir yer açılmış. Çok methediyorlar orayı. Hem bize bir değişiklik olur hem de ben sana teşekkür etmiş olurum. Ne teşekkürü? Hastanede başımda bekledin ya. Ne lüzum var Fikret? Tabii ki de alakadar olacağım. Olsun olsun, içimden geldi. Hem biraz sohbet de ederiz. İyi, peki. Nerede bu restoran? Şimdi Taş Köprü'yü geçiyorsun. Böyle 80-100 metre ileride sağda kalıyor. Tamam, iyiyim. Bir saat sonra orada buluşuruz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Fadik. Hah, hanımım. Fadik, ben Fikret'le dışarıda yiyeceğim bugün. Çocuklar sana emanet. Tamam, hiç merak etme sen, ben ilgilenirim. Bu şerminleri de götürürsün bir tepsi. Yemek mi götüreceğiz onlara? Götür şimdi, himayemizi aldık o kadar. Aç bırakmayalım. Onlar bütün paralarını bitirmişlerdir. Hanımım bak, sen çok iyi niyetlisin. Yüreğin çok temiz ama bunlar yine kıymet bilmeyecek. Ay, bilmesinler Fadik. Biz iyiliğimizi yapalım da. Ama çok dolaşmayın oralarda yani. Bulaşmayın. Yok yok, biz bulaşmayız. Hiç merak etme, hiç şüphen olmasın ama... Yani onlar hırgür çıkarırsa? Jandarmayı arayın. Jandarmayı? Jandarmayı arayın. Siz hiç uğraşmayın. Onlar icap edeni yapar. Tamam. İyi, hadi. Evde çocuklar da sana emanet Fadik. Hiç merak etme sen. Hadi. Ay Betül, vallahi dolapta bir lokma yiyecek bir şey yok yani. Fare düşse kafası yarılır. Tam takır kuru bakır. Tabii yamanların kesesinden tıkınmak varken niye yemek yapasın değil mi Gaffur Efendi? Sen çoluk çombak yerleşin konağın mutfağına, öyle patlayıncaya kadar yiyin orada artık. Ay ne yiyeceğiz Betül? Ha, benim karnım çok acıktı. Ne yapayım? Gideyim yumurta alayım, geleyim. Yumurta kıralım. Yoksa böyle kebap, lahmacun bir şey mi getirtelim ha? Kızım cevap versene, sana söylüyorum. Ne yiyeceğiz diyorum. Zıkkımın kökünü yiyeceğiz anne. Oldu mu? Ya hala mideni düşünüyorsun. Ne düşüneceğim? Karnım aç diyorum. Ya müştemilattayız. Müştemilattayız. Ne var yani müştemilattaysak canım? Ölmedik ya. Yemek de mi yemeyeceğiz? Lahmacun yer misin? Sabır ya selamet. İyi o zaman, ben kafama göre alırım gelirim bir şeyler. Bakayım. Kim bu şimdi?
Fadik. İyi akşamlar Şermin Hanım. Hanımam size gönderdi bu yemekleri. Sağ ol vallahi Fadik'cim, çok teşekkür ederiz. Senin de ellerine sağlık Fadik'cim. Züleyha'ya da çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Selam söyle Züleyha'ya. Lütfedip yemek mi yollamış hanımefendi? Yollamış işte, ne güzel. Hadi gel yiyelim soğutmadan. Bak, etli türlü var. Şehriyeli pilav var, salata var. Bir de börek. Neli bu? Peynirli. Hadi gel. Ay anne, sana inanmıyorum ya. Ha yiyeceksin yani bir de o yemeği. Vallahi bravo sana. Yiyeceğim tabii. Karşısına geçip böyle bakacak halim yok. Hadi sene kızım. Ay aç mı duracaksın? Duracağım. Ben Züleyha'nın sadaka gibi yolladığı yemeğe asla elimi sürmem anne. Afiyet olsun sana. İyi. Yemen sen yeme. Ben yerim vallahi. Ay vallahi. Oo, ne iyi oldu vallahi. Fikret. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel yermiş. Değil mi? Ben de çok beğendim. Ayakta kal mı? Gel otursana. Buyurun. Merci. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Züleyha nerede? Hakan Bey hoş geldiniz. Hanımam evde yok. Fikret Bey'le yemeğe gittiler. Nereye gittiler acaba? Hani bu yeni açılan bir lokanta var. Rüzgarlı restoran. Oraya gittiler. Anladım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yemekleri de şahane. Çok güzelmiş. Değil mi? Afiyet olsun. Ben de çok beğendim. Benim hiç haberim olmadı böyle bir yerin açıldığından. İyi oldu. Değişiklik oldu. Hı-hı. Telefonda söyledim ya, hem değişiklik oldu hem de bu vesileyle sana teşekkür etmiş oluyorum. Bana teşekkür etme lütfen. Hiç olur mu öyle şey? Bu kadar başımda bekledin Züleyha. Bekleyeceğim tabii. Olsun. Yine de yaptığın her şey için teşekkür ederim. İnan bir şey yapmadım ki yani. Elimden bir şey gelmedi. Öyle bekledik sadece. O kadar çok şey yaptın ki. Züleyha. Benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Yani daha doğrusu söylemek istediğim bir şey var. Aslında daha önce söyleyecektim ama cesaret edemedim. Aslında vereceğin cevaptan korktum biraz. İşte bu son yaşadığım olaydan sonra insan ölümle burun buruna gelince bazı şeyleri ertelememesi gerektiğini anlıyor. Hayatın ne kadar kısa olduğunu, istediğini bugün yapmazsan yarın yapacak fırsatın olamayabileceğini anlıyorsun. Yani ben bundan sonra içimdeki sesi susturmamaya karar verdim. Züleyha.
Hakan. Ne haber? İyi. İyi, biz de Fikret'le oturuyoruz. Güzel. Nereden öğrendin burada olduğumuzu? Konağa gittim, oradan söylediler. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır, hayır. Fikret bana teşekkür etmek istiyor. Lüzum yok diyorum ama dinlemiyor. Ben de diyorum ki olur mu öyle şey? Bu kadar başımda bekledin. Elinden gelenin fazlasını yaptın diyorum. Otursana. Rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah. Şöyle. Ne güzel vallahi. Yemek yiyorsunuz da siz de. Fikret, aslında asıl teşekkür etmen gereken kişi Hakan. Nasıl? Seni ameliyat eden, hayatını kurtaran doktoru Hakan senin için İsviçre'den getirdi. Öyle mi? Yani hastanedeki hiçbir doktor cesaret edemedi, göze alamadı böyle bir ameliyat. Sadece İsviçre'deki işte DuPont o cesaret edebilirmiş. Hakan da senin için özel olarak onu getirdi. Teşekkür ederim. Sana yine can borçlandım desene. Yok canım. Orada yatan ben olsaydım eminim sen de aynı şeyi yapardın. Eyvallah. Üçümüz de burada olduğumuza göre, tabii söylemediysen Fikret'le güzel haberi paylaşalım, ne dersin? Paylaşalım. Biz Hakan'la bugün evlilik tarihi aldık. Evleniyoruz yani. Öyle mi? İkinizi de tebrik ederim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olasın. Afiyet olsun. Tam nikah için başvurdukları gün. Az daha evlenme teklif ediyordum Çetin. Nereden bilecektin ki be abi? Artık her şey başka olacak diye düşünüyordum. Aradım, yemeğe davet ettim. Oturuyoruz. Yüzüğümü hazırladım. Tam çıkartıyordum. Züleyha benimle evlenir misin diye soracaktım. Bu adam geldi. Hayatım dedi. Ben Züleyha'ya seni seviyorum diyecekken... karşımda böyle el ele oturmalarını izlerken buldum kendime. Gitsem olmaz. Ben davet ettim sonuçta. Kalsam... onları öyle gördükçe içim kanıyor. Ne yapacağımı bilemedim be abim. Bu adam benim hayatımı kurtardı. İkinci defa kurtardı. Sırf benim hayatımı kurtardı diye barışacaklarını bilseydim... Züleyha için kendi canımdan vazgeçerdim. Abim o nasıl söz Allah aşkına? Geçer be abi. Bu da geçer. Her acı gibi bu da geçer. Nasıl geçecek abim? Ben nasıl yaşayacağım bunu beklerken? O günü beklerken nasıl yaşayacağım? Züleyha olmadan...
o adamla evli olduğunu bile bile nasıl hayatıma devam edeceğim? Ah be Züleyha. Bağrıma hançer sapladın. Yüreğimden vurdun beni. Karnım gurul gurul. Sanki benle konuşuyor artık vallahi. Ne yollasam aşağıya. Seni doyuracağım koca oğlan. Alalım. Şunu alalım. Ah, zeytin de var. Zeytin de var. Zeytin de var. Oh. Bakayım başka ne var? Şunu alalım. O siyah zeytini. Yeter. Bakayım. Burada ne var? Börek. Dünden kalmış börek. Oh. Çıtır çıtır. Isıtsam mı acaba? Yok be Gafur, sen de neyini ısıtacaksın? Bu soğukta yenir. Dur, dur, dur. Allah'ım. Ne bağırıyorsun ya? Sen geliyorsun öyle kedi gibi ya. Sessiz sessiz ödümü kopardın ha. Sen benim ödümü kopardın. Allah Allah. Kimse uyanmasın diye öyle sessiz geldim ben. Nereden bileyim senin burada olduğunu ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapacağım? Uyku oturtmadı. Siz rahat rahat uyuyun diye ben konağa kolaçan ediyorum. Biliyorsun başımızda bin tane bela var. Ağırların oradan bir ses geldi. Valla uyku tutmadı. Ya gideyim bakayım, bakmayayım, gideyim bakayım dedim. Lan kalk Gafursun, kahya adamsın. Gittim baktım. Atların birisi. Böyle yılan. Hey. Tabii. Neyse yılanı falan öldürdüm, attım. Geldim mutfağa, iki dakika oturdum. Bir sumum su içeyim diye böyle soluklanıyorum. Kolaçan ettim zaten, her yeri bitti. He. Böyle kolaçan ettin, geldin sonra da bir şeyler yiyeyim dedin zar. Ya bir şey yiyeyim dedim de nefsimi körleyeyim diye. Cevriye. Yiyemiyorum ben zaten Cevriye bir şey artık. Ya bak vallahi benim midem küçülmüş. Az buçuk bir şey yiyorum ya. Hı. Sanki asit dökmüşüm. Buradan başlıyor yanmaya yanmaya. Ta şuraya kadar yanıyor yani. Olamaz be. Eskisi gibi değilim. Hiç halim yok bu sene. Öyle diyorsun ama yiyeceksin Gafur. Sen bu konağın koskoca kahyasısın. Tabii ki yiyeceksin. Hem bak, zaten bütün gün çok yoruluyorsun. Yoruluyorum. Tabii, çok zor. Zor. E ne yapacaksın? Gücün kuvvetinin yerinde olması lazım. Yiyeceksin. Tabii canım. İstediğin kadar yiyeceksin. Sen marabanın başında duruyorsun bir kere. Tabii canım. Gücün kuvvetin yerinde olacak senin. Evet. Tabii. Ya zaten... Kahya adam... Bir, gıdasına dikkat edecek. İki, uykusuna dikkat edecek. Tabii. Başka türlü olmaz.
Bak eskiler, eski kahyalar bir kuzuyu çevirip yiyorlarmış. Bir kuzu? Tabii canım, şimdi adam bir kuzu yiyor ama kaç dönüm arazide çalışıyor. Abi. Doğru. Öğlen ne yapacaksınız? Vallahi Fadik bir şeyler deyip duruyor ama yani. Boş ver Fadi'yi Allah aşkına, ne Fadi ya? Güveç yapın. Güveç. Bol sarımsaklı, soğanlı, patlıcan, patates, salçayı çırpın üstüne dökün. En tepesine de güzel, yağlı, ilikli et. Ya geçen hafta da dedim ben size. Sapsarı olmuş bu çimler ya. Ne olacak bu şimdi? Gübre atalım gafuram. Atın. Adnan dayı, atın gübreyi. Elinizi kolunuzu bağlayan ya, mı var kardeşim? Hem gübre atalım hem sulayalım, o zaman biraz yeşerir. Tamam o zaman, biliyorsun ne yapacağını. Yap Adnan dayı, ne tamam, bekliyorsun? Tamam gafuram. Atalım tamam. Tamam atın artık ama ya. Sapsarı olmuyor ki böyle. Gafur. Ne yaptınız? Halledebildiniz mi buraları? Vallahi görüyorsunuz hanım ağam. Her yer sapsarı, çimler kurumuş. Şimdi tırpanı sürmek lazım. Güzel bir gübre atmak lazım. Elleri de ağır. Başlarında duruyorum. Bakalım. Olsun olsun, yaparsınız. Şey diyecektim, tarlalara gönderdin değil mi adamları sen? Tabii tabii, imdatları yolladım. Daha güneş doğmadan gitmişlerdi. Şimdi işi yarılamışlardır. Geri de gelmeyin dedim. Çıkınlarını da verdim. Yemeğinizi de orada yiyin. Bitirin işi, öyle gelin dedim. İyi iyi, iyi aferin. Siz hiç merak etmeyin. Hanım ağam! Hanım ağam, yardım et hanım ağam! Ocağına düştüm hanımam. Karım ölüyor hanımam. Bebeğim ölüyor. Elini ayağını öpeyim, yardım et hanımam. Kardeş bir dur. Kimsin, nesin, nereden geldin, ne oluyor? Bir kendine gel, bir soluklan. Kapıram. Ben Karacık köyünden Duran'ım. Ya ne oldu, kaza mı geçirdiniz? Yok hanımam, öyle değil. Benim karım hamile, gebe. Bu Duran köyün orada doğuruyordu. Fenalaştı. Şoka kaybediyor hanımam. Kardeş Duranlar köyü dediğin şeyde hanımam. Torosların tepesinde ya. Ne işiniz var orada sizin? Hanımam ben ormancıyım. Şeyde yaz kış orada kalırız. Bizim köprü yıkılınca da bir tane aspa köprü kaldı. Ondan da araba geçemiyor. Can kurtarına geçemiyor. Getiremedim ben. Hanımam ayağını tura limana yardım et hanımam. Kurtar kanım. Allah tamam, dur dur, sakin ol. Gafur sen de bir yere ayrılma. Geliyorum tamam. Tamam tamam, buradayız. Ya hadi başlayın artık ya. Gafuram. İlk bebeğim olacaktı. Gafuram. İlk göz ağrım. Karımla bebeğe bir şey olursa ben ne yaparım Gafuram? Kardeşim kötü düşünme. Kötü düşünme. Niye öyle düşünüyorsun? Dur bir dakika bak. Koskoca yamanlar konağının hanım ağası sana dur demiş, bekle demiş. Şimdi o bir sağa sola arar. Sen bir solukla. Ben sana bir su falan vereceğim. Dur sen. Andan dayı da hadi burayı izliyorsunuz ya. Neyse bunun gübresi mübresi getirin artık, atın buraya ya. Aykut peki yanımda bir ebe hemşire götürmem icap etmez mi? Doğum başladı mı? Bilmiyorum işte, kocası karım çocuğum deyip duruyor. Seni aradım direkt ben de. Durum bu kadar ciddiyse neyle karşı karşıya kaldığımızı bilmiyoruz demektir. Gebelik zehirlenmesi ya da başka bir komplikasyon olabilir. Doktor lazım Züleyha. Doktor mu? Ben gelebilirim istersen. Aykut gerçekten gelir misin? Çok sevinirim. Çok sağ ol. Ne demek, rica ederim. Ne zaman çıkarız yolu? Hemen araba göndereyim, aldırayım seni. Ben kendim gelirim. Ama sedyeye ihtiyacımız olacak. Hastayı taşımamız gerekebilir. Atın arkasına bağlayabileceğimiz, kızağa benzer çekebileceğimiz bir şey ayarlayabilirsen iyi olur. Ayarlarım. Ayarlarım. Ben yaptırırım hemen. Çok sağ ol Aykut. Çok sağ ol. Peki, görüşürüz. Birbirine sürtmeyin. Çizdiniz, mahvettiniz. Oğlum kime diyorum ben? Tamam. Dikkat etsene. Tamam abi. Ağam. Hı. Ortalık toparlanmışken bir tadilata mı girseydik? Ne? Tadilat diyorum ağam. Masaları, sandalyeleri elden geçirsek. Şöyle iki kat boya atsak. Duvarları falan. Ne tadilatı, ne boyası çavuş? O Lütfiye karısı yüzünden ne kadar masraf çıktı başımıza biliyor musun? Kaç para zarar ettik, hiç hesap ettin mi? Boyaymış, tadilatmış. Geç bunları, işine bak sen. Baş üstüne ağam, sen nasıl istersen. Hayırdır ağam? Ne? Yüzün saatte, gelecek olan mı var? Gelecek olan yok da, gidecek olan var çavuş.
Züleyha Yaman şu dakikalarda eceline doğru gidiyor. Eceline mi? Nasıl? Sayemde ulan. Başka nasıl olabilir ki? Onu bir palavrayla Karacık köyüne gönderdim. Oraya gitmek için ne yapmak lazım? Şu derin çayın üstündeki Eyleti Köprü'den geçmesi lazım ağam. Şimdi bizim adamlar o köprünün iplerini iyice zayıflatıyor. Züleyha Yaman köprüye adım atar atmaz hop, suyun dibini boylayacak. Anlayacağın, yarın Çukurova'dan Hanım Ağa'nın cenazesi kalkıyor. Sen bugünden bol bol irmik aldır, yarın helvasını karar dağıtırız. Var mı daha yolumuz? Ne kadar gideceğiz? Birazcık daha var hanım ağam. Bu derin çayın üstündeki asma köprü yok mu? Ben biliyorum orayı. İşte ağam. O köprüyü geçtikten sonra azıcık daha yolumuz kalıyor. Böyle 2 kilometre falan. Duran nerede 2 kilometre kalıyor Allah aşkına? Buradan zaten 3 kilometre gideceğiz oraya. 2 de orası 5. Hanım ağam 5 kilometre yolumuz var. Senin hanım kaç haftalık hamile? Buyur doktor bey. Senin hanım diyor kaç aylık hamile? Vardır bir 8-9 aylık doktor bey. Bugün yarın bebe gelir dedilerdi. İyi tamam hadi. Hadi hızlanalım hadi. Hadi. İyi günler. İyi günler, buyurun. Hakan Bey'le görüşmem gerekiyor da. Kendisi şu anda burada değil. Bugün hiç gelmedi. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Çok mühim mesele var da kendisiyle görüşmem icap ediyor. Maalesef hiçbir malumatım yok. Bir notunuz varsa bırakın bana. Ben Hakan Bey geldiğinde kendisine... Gözünü kırpmadan attın demek ha dışarı. Attım usta. Hem benim ciğerimi sökeceksin hem de benim evimde oturacaksın. Gönderdim Vahap'ı. İcap edeni yaptı. Şermin'le Betül'ü sokakta bıraktın demek. Az bile yaptım. Öldürmediğime dua etsinler. Usta yaptıklarını düşündükçe var ya sinirim tepeme çıkıyor. Şeytan diyor ki al silahı. Bırak Allah aşkına ya. Ciğeri 5 para etmez insanlar için elini kana mı bulayacaksın? Hayırdır? Doğru söylüyorsun. Zaten ben de o yüzden durdum. Düşündükçe var ya çıldıracak. Usta, vallahi bunlardan bahsetmeyelim. Adlarını andıkça gebereceğim ya. Neyse, ne söyleyeyim, çay mı kahve mi? Çay söyle de çay içelim. Hakan Bey, çok mühim bir durum var. Çok acil. Ne oldu? Çolak bir şeyler mi karıştırıyor yine? Karıştırıyor beyim. Hem de çok fena şeyler karıştırıyor bu sefer. Tuzak kurmuş, Hanım Ağa'yı öldürecek. Ne? Evet beyim. Nasılsın?
Bu mu asma köprü? He, budur hanım ağam. Geçtikten sonra 2 kilometre daha yolumuz kalıyor. Duran. Buyur ağam. Bu köprü sağlam mı ya? Sağlamdır ağam. Büyük köprü yıkıldı yıkılalı bütün köylü burayı kullanıyor. Züleyha. Yine de hep beraber yüklenmeyelim. Birer birer geçelim. Tamam hadi devam edelim. Kamyonet burada kalsın Gafur. Tamam oğlum, tamam. Yavaş oğlum, yavaş. Tamam oğlum, ne oldu? Tamam. Gel.